Haydi başla. Bırak bırak öyle bırak. Hızlı hızlı götür Tuğçe götür. Tuğçe götürsene ya. Bir tane daha. Hadi ver. Çaksana lan. Hadi çak. Dört sene önce köye atandığında hiçbir branşta eğitim almamış öğrenciler vardı. Hiçbir şekilde resmi müsabakaya katılmamışlardı. Dört yıllık deneyimimizin sonunda yaklaşık 13-14 tane branşta eğitim verdik. Çeşitli branşlarda müsabakalara girdik. Ulusal derecelerimiz var, il bazında derecelerimiz var, kupalarımız var. Yani genellikle branşlarımız sıra dışı branşlar. Yani köyde yaklaşık 8 nüfuslu bir köy, ilde 80 kilometre uzaklıkta. Şartlarımız çok zor ama hiçbir zaman bu şartlardan hiçbir zaman hayıflanmadık, hiçbir zaman sitem etmedik. Sadece yani... bu branşlarda neler yapabileceğimizi düşündük. Köy şartlarında bu branşlarda neler yapabiliriz? Bunları düşündük. Bir köy olarak spor devrimine şahit oluyorsunuz aslında. 120 öğrencinin 120'si de lisanslı aktif sporcu. Bunun altını çizerek söylüyorum. Aktif sporcu. Biz öğrencileri sadece lisans çıkartıp yani eğitim verip bırakmıyoruz. Hepsinde gördükleri müsabakalar, lisanslardan gördükleri aldıkları eğitimlerden müsabakalara çıkıyorlar bu çocuklar. Bu şekilde ve zor şartlar altında bizim hokey sahamız yok deyip çalışma yapmayı bırakmıyoruz. Hokey sahamız yok ama Türkiye dördüncüsü bir hokey takımımız var. Rugby sahamız yok ama Denizli'nin tek ilk rugby çalışmalarını yapan bir köy takımımız var. Yani 800 kişilik bir köyde hokeyde, rugbyde, softbolda, beyzbolda Denizli'ni temsil eden bir takımımız var. Sıkıntılı zamanlar geçirdik. Evet 4 sene önce geldiğimde tek tek verileri ev ev dolaştığım verilerimiz oldu. Okul veli toplantısında tartıştığım, kavga ettiğim verilerim oldu. Çok şükür o günlerden bugünlere gelebildik. Verilerimiz çocuklarla beraber onlar da aktif hale şu anda spor yapıyorlar. Hatta bazen sıkıntı problem yaşıyoruz. Verilerle çocuklar aynı anda aynı spor yapmak istiyor. Çok kalabalık oluyoruz. Böyle bir sıkıntı yaşıyoruz yani. Top atarken yavaş at. Sabri yavaş at. Tamam yavaş. Böyle. Bir buçuk yıldır hokey oynuyorum. Hokey maçlarına gittim. Bu konuda iyiyiz. Daha sonra farklı, yani başka yerlerde bilinmeyen dahi branşlara adım attık. Bu branşlarda da derece elde etmek istiyoruz. Bazılarımızın ailesi karşı çıksa da biz başarabileceğimize inanaraktan bu yola çıktık. Tamam dur hocam. Tamam. Hadi hemen topları toplayalım voleybol. Aileler ilk önce tepki olsa da sonradan bu ön yargıyı kırmayı başardık. Şu anda 120'ye yakın öğrencimiz lisanslı olarak spor yapıyor. Ailelerin ön yargıları ilk başta hani nasıl diyeyim böyle sporla bir yere gelinmeyecek gibi sizlere bakıyordu. Hani mantıksız gibi zina bakıyorlardı. Ama şu anda o ön yargıyı kırdık yani. Allah'a şükür. Biraz önce iyi hissettim. Hayatımızda hiç spor yapmamışken şimdi birçok sıra dışı branşta eğitim aldık. Her spordan da yeni şeyler öğrendik. Ufkumuz gelişti. Spor bizim için artık eğlence değil, yeni bir
yaşam biçimi haline geldi. Her şartlar ne olursa olsun çalışmaya devam ediyorum.